yeniden tedbirler almaya başladı ki bunların içerisinde de bu işte kısıtlamalar, aşı olmayanlara karşı, bunun dışında da örneğin Almanya bugün 11 Ekim'den itibaren aşıların ücretli olacağını Evet. açıkladı. Yani bir an önce işte herkesin aşı yapmasına uğraşıyorlar. Bunun nedeni de şu: siz o aşılanma dönemini uzattıkça iki problem ortaya çıkıyor. Bir tanesi mutasyonlar gelişmeye başlıyor. Çünkü dolaşmasına izin vermememiz lazım. Yani virüs eğer dolaşmaya devam ederse, ondan ona bulaşırsa yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Ve bunların içerisinde en korktuğumuzda inşallah olmaz ama aşıya dirençli, yani aşıdan etkilenmeyen varyantlar ortaya çıkarsa her şeyi sil baştan yapmak durumunda kalacağız. Bütün bu tedbirler bunun için. Futbol Federasyonu dışında bazı özel kuruluşlar da açıklama yaptılar. Aşı olmadan kabul etmeyeceğini insanları. Bir kısım işte ülkelerde iş yerlerine bildirildi ve iş yerleri işten çıkardı aşı olmayanları. Aşı olun, gelin yeniden başlayın dediler. Bu aslında insanlara ceza vermek için değil. Özellikle aşı karşıtları bunu böyle lanse ediyor topluma, ama tam tersine aynı zamanda aşı olmamışları da korumak için getirilen bir tedbir. Çünkü aşı olmayan insanlar kalabalık yerlere girdikleri zaman bir taraftan hastalanıyorlar ve bu aşıyla işte ortaya çıkan, hani aşılı olmasına rağmen hastalığı kapanların tam 1000 katı kadar son verilere göre, hem de hastaneye daha çok sık yatıyorlar ve hayatlarını daha çok kaybediyorlar. Bu bir yandan insan kaybı, bir yandan da ülkeye ekonomik ciddi bir yük getiriyor. Çünkü hastaneleriniz doluyor, onlar yüzünden işte yoğun bakımlarınızda ekstra masraflar çıkıyor ortaya. Devlet bir taraftan bunu da düşünmek zorunda tabii. Ve her ne kadar Sağlık Bakanlığı şimdilik böyle bir tedbir almayacağız demesine rağmen, sonunda eğer vakalar çok fazla artarsa ülke çapında da bu tip tedbirler gündeme gelecektir. Yani hiçbir ülke isteyerek bu yasakları koymuyor aslında. Ama başka yok türlü önüne geçemeyince salgının, mecburen bu yola gidiliyor. Bu yeni de bir şey değil. 2013'te kızamık salgınını özellikle Doğu Avrupa ülkeleri durduramayınca, daha o zaman 11 tane Avrupa ülkesi zorunlu aşı yasası çıkardı. Yani aşı olmayanlara yaptırımlar uyguladı. Hatırlarsınız, o zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde meydanlara bile kabul edilmedi aşılanmayanlar. Dolayısıyla bizim denediğimiz ya da bizim uyguladığımız bir şey de değil açıkçası. Evet. Ceza vermek için değil, aşı olmayanları da korumak için bu uygulamalar yapılıyor dedi Sayın Ceyhan. Vatandaşlar aşı olmadıkça yeni varyantlar da ortaya çıkıyor ifadesini kullandı. Hakan Bayrakçı, var mıdır sorunuz hocamıza? Hocam bizim sorulardan bıktı ama bir şey soru daha sorayım hocam. Tamam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Hakan Bey. Şimdi bu yeni varyantlar dediniz. Mesela biz iki tane BioNTech aşı olduk. Bu varyant, yani virüs organ şeyi değiştirince, virüsün yapısı değişince bizim aşılar boşa gitmiş olur mu? En basit haliyle böyle sormak istiyorum hocam. Şu andaki mevcut varyantlarda öyle bir problem yok ama her çıkan varyantta çok az miktarda da olsa cevapsızlık ortaya çıkıyor. Örneğin işte ilk orijinal virüste BioNTech Pfizer aşısının etkinliği %93,5 bulunmuştu. Şimdi Delta'da %88 civarında bu etkinlik. Ama bir sonraki varyantta bu daha düşük olabilir. Bu risk hep var. Ne kadar işte iyi bir varyant gelişip insanlarda belirtisiz seyredip işte hastalığı bitirme olasılığı varsa, en az o kadar da daha
kötü seyreden ya da aşıya daha cevapsız bir varyantın ortaya çıkma riski var. O yüzden böyle durumlarda aşılanmak gene en etkili yok. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün de belirttiği gibi bir salgınla mücadelede %50'nin üzerinde etkin olan bir aşı kullanılabilir. Şu anda bizdeki mevcut aşılar bu kriterlere uyuyor. Sadece Sinovac'la ilgili problemimiz maalesef Çinliler bir türlü çalışma yapmıyorlar, verilerini vermiyorlar. İşte yaptıkları çalışmalarda çok güvenilir değil. Çok az sayıda vakayla örneğin işte varyantları etkilidir diye bir açıklama yapıyor. Ancak ne kadar etkilidir? Hangi çalışma verileriyle? Bu belli değil. Genellikle bu açıklamalarda Çin'de işte devlet idarecilerinden ya da işte o firmaların yöneticilerinden geliyor. Onun için bir türlü şöyle güvenilir Çin'den Sinovac'la ilgili bir veri alamıyoruz. Ama eğer sizin başka şansınız yoksa Sinovac olmakta aşısız olmaya tercih edilmeli. Yani Sinovac ya da BioNTech ikisi de yapılabilir. Ama aradaki fark şu, BioNTech vücutta çoğalabilen bir ve hafızayı uyaran bir RNA yapısı olduğu için daha fazla bağışık cevabı oluşturuyor ve bu cevap daha uzun sürüyor. Ancak Sinovac ölü bir aşı olduğu için vücutta çoğalma şansı yok. Dolayısıyla biraz daha düşük bir etki ortaya çıkarıyor. Yani etkisi de o yüzden daha az. Hani halk bazen şikayet ediyor ya BioNTech'te çok yan etki oldu falan diye. Bunun nedeni de o. Bağışıklık sistemini BioNTech daha fazla aktive ettiği için o yan etkilerde daha fazla görülüyor. O yüzden de bizim uyguladığımız bu üçüncü doz denilen şey de aslında üçüncü doz uygulaması değil bizim yaptığımız. Sinovac aşısı olmuş. Dolayısıyla bağışıklığın erken bitmesini beklediğimiz insanlara ek bir doz RNA aşısı yapıyoruz. Dolayısıyla şimdilik aşılamayı hızlandırmak dışında da bu varyantlarla mücadelede çok etkili bir yöntem yok. Yani varsın %88 değil de %80 etkili olsun. Siz eğer aşılamayı yüksek oranda ve hızlı bir sürede yapabilirseniz gene etkili olur ve gene salgını sonlandırabilirsiniz. Ama bu biraz daha işte düşerse etkinlik o zaman problem olmaya başlar. Evet, Serkan Toper. Teşekkür ederim. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam bir haber okudum. Haberde der ki hastanede yatan ağır hastaların %95'i ya aşı olmayanlar ya da sadece tek doz aşı yaptıran kişilerden oluştuğu. Ve BioNTech çift doz BioNTech aşısı olanlardan ağır hasta olmadığına dair bir haber okudum. Bu doğru mudur? Bilginiz var mı? İkinci konu, siz biraz önce belirttiniz. Aşı olmayanların tezi şuydu. Evet, biz aşı olmuyoruz ama aşı zaten bulaşı engellemiyor. Bu aşı olmamanın sonucunda biz öleceksek veya ağır hasta olacaksak bu bizimle alakalı bir konu. Bizim topluma karşı veya başka kişilere karşı bir vebalimiz yok diyorlardı ama sizin açıklamanızdan anladığım kadarıyla aşı olmamanın da bir topluma ve diğer kişilere karşı bir vebalinin olduğunu anladık. Doğru mudur hocam? Doğru. Birinci söylediğiniz zaten Sayın Bakan'ın açıklaması. Hı hı. Yani Sağlık Bakanı'nın işte 10 gün önce falan yaptığı açıklama. Orada Bakan Bey söylemişti, işte %95'i aşısız ya da iki dozunu tamamlamamış kişiler diye. Ve daha sonra da işte böyle hastanelerden açıklamalar geldi. Bunu doğrular nitelikte. Bu sadece bizde değil. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde işte 853 bin aşılamadan sonra bahsettikleri rakam, pardon, 853 bin hastanın sadece 1200'ü aşılı. Tabii bu 1200 aşağı yukarı binde biri kadar ediyor. Bu işte bütün hastaların. Oysa Amerika Birleşik Devletleri'nde aşağı yukarı nüfusun yarısı iki doz aşılı, yarısı değil. Dolayısıyla birbiriyle kıyaslarsanız çok büyük bir fark var arada. Bulaş meselesine gelince
Şimdi bulaşta işte bizim bu düz mantıkla düşünürseniz, yani çocuk mantığı dediğimiz mantıkta, işte aşı olan bir kişi de bulaştırmış diye bir haberi, aşılılar da bulaştırıyor diye söylersiniz. Hakan Bey bu işi, mesleği çok iyi bilir. İstatistik diye bir kavram var. Yani bir yerde işte 1000 kişiden bir kişi bulaştırıyor, öbür tarafta 1000 kişiden işte 10 kişi bulaştırıyorsa arada çok büyük fark vardır. 10 katı kadar demektir. Şimdi bizde de işte en son yapılan çalışmalarda görünen o ki ev ortamında, yani uzun süre temas olan bir ortamda aşılıların, iki doz aşılıların hastalığı bulaştırma oranı yarısı kadar aşısızların ve süresi de daha kısa. Yani o bulaştırma süresi aşağı yukarı yarı yarıya daha kısa. Zaten aşıyla pandemi bitirme felsefesinin altında yatan da budur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.